Merhaba küçük sanatçılar. Hem eğlen hem öğrene. Hoş geldiniz. Bubu'nun birbirinden güzel ürünleriyle harika şeyler yapmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım o zaman. Bugün aynalı ve hologram kartonlarla çok güzel bir resim yapacağız. Zemin olarak düz renkte bir kropon kağıdı kullandım. Onun üzerine de sarı renkle minik bir yuvarlak kesiyorum. Ten renginiz varsa bunun için ten rengi de kullanabilirsiniz. Bu kestiğim yuvarlığı karakterimin yüzü için kullanacağım. Hologramlı kağıtlarımı açıyorum ve içinde çok güzel desenler var. İstediğim bir taneyi seçiyorum. Hologramlı desenler ışığın yansımasına göre sanki hareket ediyormuş gibi 3 boyutlu bir şekil oluşturur. Hologramlı kağıdımın arkasını çeviriyorum. Kestiğim yüzü üzerine koyup üzerinden ona bir elbise çiziyorum. Çizdiğim yerlerin üzerinden dikkatli bir şekilde kesiyorum. Farklı bir renk daha kağıt alıp onunla da eteğimin üzerine birkaç tane fırfır yapıyorum. Bu fırfırları da dikkatli bir şekilde kesiyorum. Kestiğim tüm parçaları da kağıdımın üzerine yapıştırıyorum. Karakterimin yüzünü ve elbisesini yapıştırdıktan sonra şimdi sıra geldi saçlarını yapmaya. Karakterimin saçları için ben siyah renkli ip seçtim. Şimdi de ne kadar uzun olmasını istiyorsam o kadar ayarlıyorum ve kesiyorum. Hepsini eşit bir şekilde ayarlayıp yüzünün iki tarafına doğru dikkatli bir şekilde yapıştırıyorum. Karakterimin başının üzerine yapıştırıcıyı sürdüm ve her saç telini tek tek yapıştırıyorum. Saçlarını biraz süslemek için renkli pomponlarla güzel tokalar yapıyorum. Şimdi de oynar gözlerle karakterimin gözlerini yapıştırıyorum. Ama isterseniz burada gözleri kendiniz de çizebilirsiniz. Keçeli kalemle de karakterimin ellerini ve ayaklarını çiziyorum. Yüzüne de ağzını, burnunu, kaşlarını ve kirpiklerini çizmeyi unutmayalım. Şimdi bu yaptığım kızın eline balonlar yapacağım. Bunun için birkaç tane pembe ip kesiyorum. Tutkalı sürüyorum ve pembe ipi de üzerine yapıştırıyorum. Kızın eline kaç tane balon yapmak istiyorsak o kadar çok ip yapıştırabiliriz. Balonların ipini yaparken gerçek bir ip kullanmak yerine eğer isterseniz tutkalın üzerine renkli simler serpiştirerek de yapabilirsiniz. Aynalı kartonlarla da iplerimin ucuna parlak parlak balonlar kesiyorum. Artık balonlarımın hepsini yapıştırabilirim. Resminize istediğiniz kadar çok balon yapabilirsiniz. Balonlarımın hepsini yapıştırdım. Şimdi de hologramlı kağıtlarımdan birini alıp yıldız desenli delgecimle çok güzel yıldız şekilleri elde ediyorum. Resmimin geri kalan boş yerlerini de istediğim gibi süsleyebilirim.
İşte resmin bitti. Çok güzel oldu değil mi? Hadi durma sen de yap.